Merhaba sevgili Çiçek Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Grasula türlerinden Grasula marneriana'nın toprak değişimini, saksı değişimini gerçekleştireceğiz. Bunu daha önce görmüştünüz. Grasula laniginosa ile birlikteydi. Bu Grasula türümüzün videosu var. Onu da yoruma linkini bırakacağım. Merak edenler ve kanalıma ilk defa gelenler için yorumda paylaşacağım linkini. Oradan izleyebilirsiniz. Bu defa bu grasulamızı ele alacağız. İkisi birlikte bir saksıda yaklaşık 2 yıl oldu sanırım bu aynı saksıdalar. Bu biraz daha yavaş büyüyor. Diğer grasula türümüz daha hızlı büyüyen bir türümüz. Toprak oldukça azaldı. Ve ana gövdede biraz kurumalar var, onu fark ettim. İlkbaharla birlikte bu grasulamız ve diğer grasulamız tomurcuklanmaya başlarlar. Ve yaz boyunca da çiçek açarlar. O yüzden grasula türlerini ben çok seviyorum. Güneş gördükçe renklenirler. Çiçek açmaya devam ederler. Açık havayı, güneşi çok severler. Gölgede, yarı gölgede ya da kapalı yerlerde yaprak aralarında açılmalar olabilir. Bu şekilde sıkı sıkı olmaz yaprak dizilimi. İzmir'den Hatice Yayla'ya buradan kulakları çınlasın. Canım Hatice Hanım, ne diyordun sen buna? Şiş kebap. Şiş kebap diye. Yani benzetiyordu bunu. Çok güzel bir tür. Çok seviyorum ben. Çiçekleri de uzun süre dayanıyor. Şu anda renklenmeye başladı. Tomurcuklanmaya başlamadan evvel saksı değişimini yapmak istedim. Bunu da sizlerle birlikte gerçekleştirmek istedim. Sukulent toprağına dikiyorum her zamanki gibi. Toprak tam kurudukça sulama yapıyorum. Belli bir günüm yok sulama ile ilgili. Kullandığım toprakla alakalı. Toprağım ne zaman kurursa o zaman suluyorum. Bazen yaz mevsiminde, yaz sıcaklarında her gün sulamam icap edebiliyor. Bulunduğunuz iklime dikkate alarak, topraklarınızı, toprak karışımlarınızı dikkate alarak sulamayı gerçekleştirelim sukulentlerde. Bu mevsimde tam da gelişim döneminde bolca sulamamız gerekiyor. Saksı altları delik olmak şartıyla. Saksı altlarından sular süzülünceye kadar bolca gelişim mevsiminde suya ihtiyacı var bitkilerimiz. Fakat toprak karışımımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çürütmeden ihtiyaçları kadar bolca sulayacağız bitkilerimizi. Şimdi bunu saksıdan ayıracağım. Nasıl ayıracağım? Bakalım. İnşallah kolaylıkla ayırırız. Evet, şimdi bunu buradan ayıracağım. Buradan çıkartıp tekrardan toprak ilave yaparak sadece bu grasulamı bu saksıda bırakacağım. Bu saksımın da askısını çıkarmak bayağı zorladı. Nasıl bir askıdır? Şöyle değişik farklı bir askı pazardan almıştım. Aldığıma da bin pişman oldum. Askıları çünkü hiç kullanışlı değil. Böyle çıkaralım. Toprak kalmamış neredeyse. Kolay olacak sanki. Şöyle daha sonra dezenfekte edip tekrar diğer grasula da kullanacağım. Şöyle ayırayım. Marnieran. Ay, telaffuz da edemiyorum. Yanlış telaffuz etmemek adına aşağıya yazacağım ismini. Kurumuş bayağı diplerinden. İyi ki ele aldım. Yoksa gelişmeye devam edemeyecek bitkim. Şöyle. Şu gövdeler kurumuş. O yüzden yani bu grasula'nın özelliğinde olan bir şey. Kurudu zannetmeyin bitkinizi. O yüzden size göstermek istedim. Hani böyle bir durumla karşılaşırsanız bitkilerimizi yenilemekte fayda var bu mevsim. Bu bitkim bir tarafa koyacağım şimdi. Ne kadar az toprak var gördüğünüz gibi. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Grasula türlerimizde genelde mantar hastalığı çokça sıkça rastlanıyor. Eğer küflenme, paslanma gibi durumlarla karşılaşırsanız bitkinizi tedavi etmeniz gerekiyor. İlkbaharda önlem amaçlı mantar ilacı yapabilirsiniz tüm bitkilerinize. Eğer fazla bitkiniz yoksa, fazla bitkilerimiz de olsa yine de ilaçlamak gerekiyor. Ev ortamında biraz zor oluyor bu ilaçlama olayı. Fakat ilaçlamak gerekiyor. Mesela şunda hiçbir umut yok. Bunları hepsini yenileyeceğiz. Bu şekilde eğer bitkilerde kuruma varsa gövdede
şundan fayda yok artık. Yani direkt yaz güneşinde Temmuz-Ağustos sıcaklarından etkilenir bütün bitkiler. Yanma olasılığı olmaması için yine sevdiğini söylüyoruz güneşin ama direkt Temmuz-Ağustos sıcaklarında bitkilerimizi korumamız gerekiyor. Buna biraz daha toprak ilave yapmam lazım. Şöyle yumuşacık bir tane toprağım var. Toprak karışımlarında izlemişsinizdir. Bu toprak o toprak işte. Orada gördüğünüz sukulent toprağımız. Bunun üstüne yatıracağım. Şu şekilde, şu ucu toprağa değecek şekilde üstüne yatırıyorum. Hepsini, tüm gövdeleri temizleyerek, mesela şurada gövdede şu kısımda kuruma var. Bunu buradan kesip atacağız. Şuradan. Eğer gövdede herhangi bir sorun yoksa, kuruma yoksa bu şekilde köklü de dikebiliriz. Yani bunu yatırabilirsiniz de. Yatırdığımız yerden bir tane saksı da vardı. Onu almayı unuttum yanıma. Hemen alıp geleyim olmazsa şimdi. Onu göstermem lazım. Hem bakmış oluruz, görmüş oluruz. Tuttu mu tutmadı mı, bu şekilde yatırmıştım. Gayet güzel gelişiyor. Şöyle yatırabiliriz. Her yerden kökler salacaktır. Yani iyi ki değiştirdim toprağını. Çünkü kurumuş artık. Ama yine de yaşamaya devam ediyor. Buradan keseceğiz bunu. Çok dayanıklı bitkilerdir. Krasula türleri. Ben yani çoğunlukta hep Grasula'dır benim türlerim. Çok seviyorum çünkü onları. Burada mesela bunları keselim. Şu aralarını göstermek istiyorum. Yani bazı videolarda şu aralar var ya, şuralardan kesip kesip böyle şu şekilde de dikebilirsiniz. Fakat benim yaprak aralarım çok fazla olmadığı için bunu yapamıyorum. Biraz da zaman gerektiriyor bu. Oynamak gerekiyor bununla. Yani vaktimiz bol olacak. Bu şekilde tek tek uğraşacağız bunlarla. Seviyoruz da uğraşmayı gerçi. Mesela nereden keseyim bunu? Kesemem. Kessem kessem şuradan keserim ancak. O şekilde yatırmam için. Bu şekilde de yatırıp dikim yapabilirsiniz. Güzel oldu. Orada. Bunların hepsini dolduralım. Mesela biraz daha güneş görmeyen gölge bir yerde olursa o yaprak araları çok açılır. Eğer varsa evinizde bu bitkiden ve yaprak araları açılmışsa bilin ki bitkimizin güneşe ihtiyacı var. Güneşe koymamız gerekiyor. Açık hava, güneş. Tüm sukulentler için geçerli bu. Şuradan alalım. Şöyle. Sulamayacağım birkaç gün, bir hafta kadar. Bir hafta sonra sulayacağım ilkbaharla birlikte. Çok hızlı bir şekilde köklenecektir ve aşağı doğru sarkmaya devam edecek bitkimiz. Hepsini bu şekilde temizliyoruz, koyuyoruz. Daha önceden diktiğimi göstermek için hemen dönüyorum. Bu şekilde. Evet, şuraya dikmiştim bir tane. Bakayım durumuna. Yazık, garibim. O da orada bir şeyler olmuş. Bu saksımı da geçen sene ilkbaharda, bunun da mesela kurumuş. Kök yapmış. Kök yapmaya çalışıyor şuradan. Fakat gövde kuruyor. O yüzden bu türümüzde gövde kuruması çok normal. İşte kök yaptıkça şu aralardan, şu yaprak aralarından şunlar çıkacak hep. Evet. Aranjmanımı da görmüş oldunuz. Oraya ekmiştim. Onu aldım oradan. Kurtardım. Biraz toprağım kurumuş. Burada. Çiçekler, tomurcuklar açılıyor. Yavaş yavaş. Şurada bir tane daha Grasula türümüz var. Bunu da bir sonraki videoda göstereyim. Bir tane büyük saksım da var. O da renklenmeye başladı. Tüm bitkilerimiz bu mevsim renklenmeye başladı. Renklenmesini istiyorsanız açık havaya alalım. Ben farklı bir
Şu saksıyı kullanmayacağım. Çünkü askıları çok zor asılıyor. Hazır buraya kadar gelmişken bunu da açıkta bırakmayalım dedim. Bunu da ekimini gerçekleştireyim. Linkini bırakacağım yoruma. Bakımı hemen hemen aynı diğer bitkiyle. Şöyle temizleyelim. Çok güzel olmuş bu da. Sadece biraz kök budaması yapalım. Eskimiş biraz toprağımız. Saksıda da toprağımız azalmıştı. Bunu da çoğaltması çok kolay. Çok zevkli, çok güzel bir bitki. Evet. Bu da böyle oldu. Rahatladılar. Ayırdık ikisini. Çok daha güzel oldular. Yaprakları düşebilir bunun. Düşen yapraklardan çoğaltmak mümkün. Dallarından çoğaltmak mümkün. Diğer grasulomuzu da şimdi telefonu kapattıktan sonra bunların hepsini ayıklayacağız. Tek tek. Farklı farklı saksıları, dikimlerini gerçekleştireceğim bunları. Gördüğünüz gibi burada bir tane köklü var mesela. Bunun dalında herhangi bir kuruma yok. Şu kuruyan yerlerini sadece keseceğim. Şu kuruyan yerlerini alıp eğer bu şekilde sağlıklıysa gövde bu şekilde sağlıklıysa gövde köküyle birlikte dikimini gerçekleştirebiliriz. Bunu ilk başta fark etseydim, bunu gösterseydim iyi olurdu. Fakat siz bunu anladınız. Bunu az önceki diktiğim beyaz saksıdan bir tane alıp geleceğim. Bu şekilde köküyle birlikte ekeceğim ve aşağı doğru sarkmasını sağlayacağım. Yanında kalan boşlukları da diğer kestiklerimi ekimini yapacağım. İzlediğiniz, beğendiğiniz, yorum yaptığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Denizli'den hepinize kucak dolu selamlar, sevgiler, sağlıcakla, hoşça kalın canlar.